Bize müsaade. Sen de aileni gönderir göndermez yiğitlerinin yanına var. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Oh Bekir Efendi, oh. Lafa gelince mangalda kül bırakmazsın. İşe gelince bir Simav tepelerini tutamazsın. Yunan büyük kuvvetle saldırmış. Keyfimizi bekleyecek değil. Saldıracak tabii. Her yiğit tek bir ağızdan emir alsa Yunan böyle elini kolunu sallayarak gezebilir mi? Efeler meclisini kurmak şart oldu. Beyim, Bekir Efe'ye kuşçu yolladım. Geçmiş olsun. Simav'ın nebali büyük pehlivan. Geçmiş olsun demekle geçse keşke. Sen de bizimle gel, kurban olayım. Bir avuç kızanla Yunan'a kafa mı tutulur? Bugüne kadar tuttuk evelallah. Tepeden inince iki adam karşılayacak sizi. Durmadan sürersiniz. Hakkını helal et. Gülüm. Aslanım. Ayşegül, yiğidime iyi bak. Dönünceye kadar silah kuşanacak kadar uzasın. Tamam mı aslanım? Bekir Efe, Dağıstanlı'dan haber getirdim. Selamı var, geçmiş olsun diyor. Bir de düşmandan kaçanı affetmezmiş. Yapma! Oğlu da onun gibi korkak olacaksa soyu kurusun daha iyi. Tedbirleri arttırmak icap eder kumandan. Bu zafer Ankara'nın Efelerin üzerinde büyük tesir yaratacaktır. Tekrar taarruz etmek isteyebilirler. Hiç zannetmiyorum general. Efeler bu ara birbirlerini yemekle meşgul. Kafalarını bile kaldıramazlar. Demek meşhur mühimmatlar bunlar, öyle mi? Yani sizin kulağınıza kadar geldi. Bugün Simirni'de kime rast gelsem bütün askerler, diplomatlar Simav'dan bahsediyor. Tebrik ederim. General, hatırlıyor musunuz? Size Simirni'ye ve Anadolu'ya damga vurmaktan söz etmiştim. İşte kastettiğim şey bu idi. Kumandanım. Müsaadenizle. Burası çok önemli bir koridordu. Anadolu'ya tüm silah, erzak, ilaç alışverişi oradan yapılıyordu. Simav tepelerini geri almamız şart. Başka çaremiz yok.
Anında haberdar olabilirsiniz.